CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, olağanüstü hal uygulamasının sürdürülmesinin demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi. Bir tek Tunceli'de 20 günü kalmış o hali devralanlar bunları billboardlarla seçim malzemesi yaparken bugün 81 ilde tüm vilayetlerde Türkiye'nin tamamında olağanüstü halle yönetiliyor ve bundan hepimiz sıkıntı duyuyoruz. Herkes acı çekiyor. Ben Türkiye adına hicap duyuyorum ama hükümet hiç bunu üstüne alınmıyor. Bütün kötülüklerin anası bugünkü ohal rejimidir. Ohal varsa yeni yatırım gelmez. Ohal varsa hak aranamayacağı için burada bulunanlar burayı terk ederler. Sermaye dışarıya kaçar. Beyin göçü olur. Niteliksizleşme olur ve ohal bütün musibetlerin, bütün kötülüklerin, bütün Türkiye'nin sırtında yük olan her şeyin ana sebebi demokrasiden uzaklaşarak yönetimdir. Müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin yeni bir toplumsal ayrışma getireceğini kaydeden özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteseniz de istemeseniz de bu yasa meclisten geçecek sözlerini eleştirdi. Bu meclisin sıfırlandığının, meclisin bir tek adam yönetimine bağlanmaya çalıştığının yeni saray rejiminin itirafı. Aslında bir demokraside yaşıyor olsak buna tepkiyi esas iktidar partisinin grubunun vermesi gerekir. Yapılmaya çalışılan iş anayasanın layıklık ilkesine tamamen aykırıdır. Bu geçtikten sonra artık resmi nikah, dini nikah ayrımı ortadan kalkacak. Küçücük çocukların çocuk gelin olma, cinsel istismara uğramayla ilgili güvenceleri tamamen ortadan kalacak. Mahalle baskısının daniskası var. Her ayrışma yeni bir kutuplaşma, her kutuplaşma yeni bir düşmanlaşma, her düşmanlaşma toplumda yeni bir fay kırığı getiriyor. Mücadele edeceğiz. Sokaktaki mücadeleye, kadınların mücadelesine yürekten destek vereceğiz. Bu yapılan iş sadece kadınlar için değil, toplumun temeline konmuş bir dinamittir. Buna mecliste de sokakta da direnmeye, hakkı aramaya devam edeceğiz. Ne yaparsan yap, 2019'dan sonra da bu yaptıkların hepsi teker teker restore edilecek. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Gökçek'in şahsından bağımsız bir şey söyleyeceğiz. Seçimle gelen seçimle gider. Ama kendi evinde demokrasiyi yaşamayanın Türkiye'ye demokrasi vaat etmesini zaten bekleyemezsiniz. Bir belediye başkanı da il başkanını görevden alır gibi almaya başladılar. Bu belediye başkanlarının bir suçu var da bırakıyorlarsa neden savcıya gidip bildiklerinizi vermiyorsunuz? Yok bu adamların bir suçu yoksa bu yaptığın milli iradeye saygısızlık. Sonunda bunun bir hukuki boyutunun olması lazım. Olmazsa takipçisi biziz. Öyle. Efendim biz Melik Gökçe istifa ettirdik. İşte bundan önceki tüm bu tahribatın sorumlusu bu. Vay efendim şeytan Gökçek. Gördünüz mü bak AK Parti kendi kendini nasıl temizledi falan böyle bir şey yok.